Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir kenar tığlama çalışması yapacağız. Tığlamamızı dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Batanelerde, havlu kenarlarında, kundak yapımında, ağız bezlerinde nerede isterseniz bu çalışmamızı kullanabilirsiniz. Hiç abartısız son derecede şık olan modelimizi sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım. 2 numaralı tığımı kullanarak ben bu çalışmamı yapıyorum ve hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Çalışmamızı bu kumaş parçasının üzerinde yapmak istiyorum. Sizler kullanacağınız zemin eğer kalınsa şu şekilde birer işaret açarak ilerletebilirsiniz ve tığınız rahatlıkla batar. Eğer zemininiz yumuşaksa bu batırma işlemine hiç gerek yok örerek devam edebilirsiniz. Hemen hemen 1 santim kadar aralıklarla batıyoruz. Şimdi işlemimize bir tane zincirimi çekiyorum. Düğümümü atıyorum ve kenardan başlıyorum. Hemen yan kenardan başlayalım. Batıyorum. Çekiyorum yukarıya doğru. Ve düğüm yaptığım yer arkada kalıyor. 1 İki tane zincirimi çekiyorum. Şu köşeye giriyorum. Köşeden geçiriyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Ve çeviriyorum. Şöyle bu kısmı tığlayarak ilerleyeceğiz. Aynı yere batıyorum. Uzatıyorum. Ve kapatıyorum. 3 tane zincir. 1, 2, 3. Çekmiş olduğum 3 zinciri hemen zincirimin dibiyle şu dibine giriyorum. Buradan da uzatmış olduğum ilmeğin altına geçiyorum. Kapatıyorum. Bir tane kirpik ördüm. Kapama işlemimizi yaptıktan sonra uzatmış olduğumuz buradaki ilmeğimizin altından geçiyorum ve belirli bir uzaklık yani 1 santim kadar uzaklığa gelerek batıyorum. Buradan ipimi yukarıya doğru çık çıkarıyorum. Geçiyorum altından belli bir uzunluk olduktan sonra geçelim ki şurada büzme olayı olmasın ve kapatıyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Uzatıyorum ve kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirim ilave ediyorum. Hemen zincirimin dibinden giriyorum ve diğer uzatmış olduğum ilmeğimin altından geçiyorum. Bir tane daha kirpiğimi örüyorum. Kirpiğimi tamamladıktan sonra en sondaki uzun ilmeğimin altından giriyorum. Bir santim kadar ileriye geçiyorum. İpimi buradan uzatıyorum. Hemen böyle kısa çekmiyoruz. Şöyle uzun çekelim altından geçiriyorum ve kapatıyorum. Aynı yere girerek bir tane daha ilmeğimi uzatıyorum çekerek. Kapatıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 tane zincir. Dibine giriyorum ve uzattığım ilmeğin altından geçerek bir tane daha kirpiğimizi örüyorum. kirpiğimizi bitirir bitirmez yine giriyorum bir santim kadar ileri geçiyorum uzatıyorum altından geçiriyorum birleştiriyorum hepsini tekrar atmış olduğum noktaya girerek bir tane daha ilmeğimi uzatıyorum ve kapatıyorum 1 2 3 zincirimi çekip hemen zincirimin dibine daha sonra da ilmeğimi geçiyorum kapatıyorum ve aynı işlemlerimizi tekrar ederek ilerliyoruz giriyorum bir iki üç dibine ilmek aldı. Uzatıyorum. Alttan geçiyorum. Aynı yer. Zincirimi çekip yeniden giriyorum. Tığımızın çok kalın olmaması gerekmekte. Çok kalın olursa yaptığımız kumaşımızı biraz dağıtabilir. O yüzden daha ince uçlu tığlar ve daha ince iplerle çalışmamızı daha güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Gayet kolay gördüğümüz gibi. Atıyorum. Önce uzatıyorum bakınız. Başlangıç noktamızdan diğer uç noktamıza kadar işlemlerimizi tekrar ederek ördüm. Ve şimdi köşemizdeyiz. Köşemizden diğer tarafa geçişi birlikte yapalım. Kirpiğimi ördükten sonra yandan giriyorum. ileriye batıyorum. Tam köşemin altına batıyorum. ipimi uzatıyorum. Altından geçiriyorum. Ve buradan kapatıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum tekrar bir iki tane zincirimi çekiyorum uç noktaya biraz önceki çapraz yapmış olduğumuz yerin ucuna gelerek batıyorum ipimi uzatıyorum kapatıyorum şuradaki ilmeğimizi biraz sıkı yapalım daha güzel olsun boşluk olmasın giriyorum uzatıyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimizi çekip yine alttan ve ilmeğimizin dibinden giriyorum ve buraya bir tane tomurcuğumuzu yapıyorum yandan giriyorum uzaklaşarak batıyorum bir santim kadar altından geçiriyorum ve tekrar aynı işlemlerimizi buradaki gibi yaparak ilerletiyoruz tığlama işlemimi İlerleterek devam ettim. Köşemizi de sizlerle birlikte çalıştık. Gayet kolay ve çok da şık duran bir çalışma. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin, işleri güçleri rast gelsin diyorum. Ve yeniden görüşünceye dek sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.